Merhaba arkadaşlar. 5. föyümüzde iş ve enerji arasındaki ilişki, güç ve enerji çeşitleri kavramları üzerinde duracağız. Fiziksel olarak iş yapılabilmesi için cisme kuvvet uygulanması ve cismin de kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi gerekmektedir. İş skaler bir büyüklüktür. W ile gösterilir ve birimi de joule'dür arkadaşlar. Eğer cisme kuvvet uygulanmasına rağmen cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmiyorsa fiziksel anlamda iş yapmış sayılmayız. Örneğin omuzunda yük taşıyan bir kişinin cisme uyguladığı kuvvet yukarı yönlüdür. Fakat yer değiştirmesi yataydadır. Bu durumda kişi iş yapmış olmaz fiziksel anlamda. Sürtünmesiz yatay bir yolda cisme etkeden F kuvveti cisme yatayda delta x kadar yol aldırıyorsa yapılan işi kuvvet çarpı delta x'ten bulacağız. Burada kuvvetin birimi Newton. Delta x'i yani yer değiştirmede metre cinsini aldığımızda Newton çarpı metre de bize joule iş birimini vermiş olacak. Cisim üzerine eğer birden fazla kuvvet etki ediyorsa o zaman net kuvvetin yaptığı işe bakarız arkadaşlar. Net kuvvet demek bileşke kuvvet demektir. Burada net kuvveti alırken harekete paralel olan kuvvetlerin bileşkesini alıyoruz. Mesela F1, F2, F3 kuvvetlerini vermiş. Cisim nerede hareket ediyor? Yatayda hareket ediyor. O zaman yatay olan kuvvetlerin bileşkesini kullanacağız. Burada F1 kuvvetini işte kullanmayacağız. Daha sonra sürtünme kuvveti işin içine girdiğinde bu sürtünme kuvvetine katılmış olacak ama direkt işte bir etkisi olmayacak. F2 ve F3 kuvvetleri aynı yönlü kuvvetler olduğu için o zaman net kuvvet bu ikisinin bileşkesi yani matematik toplamıdır. Net kuvvetimiz F2 artı F3 çarpı gidilen yol x olacaktır diyoruz. Cisim kendine etki eden kuvvetle aynı yönlü hareket ediyorsa eğer yapılan iş pozitiftir arkadaşlar. Mesela örneğimizde cisim sağa doğru hareket ediyor. Kuvvetimiz de sağa doğru bir kuvvet. O zaman bu kuvvetin yaptığı iş pozitif. Eğer cismin hareketinin tersi yönde bir kuvvet varsa bu kuvvetin yaptığı iş de negatif olacaktır. İkinci örneğimizde cisim sağa doğru giderken kuvvetimiz onu sola çekmeye çalışıyor. Bu kuvvet de iş yapıyor ama yaptığı iş negatif olacaktır. Negatif iş cismin mekanik enerjisini azaltan bir etkidir. Buna en güzel örnek olarak sürtünme kuvvetini verebiliriz. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş daima negatif olacaktır. Birinci örneğimizde sürtünmeli ortamda cisme uygulanan F kuvveti cisme yatayda x kadar yol aldırıyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Net kuvvetin yaptığı iş F eksi Fs çarpı x'tir diyor birinci öncülde. Harekete paralel kuvvetlerin bileşkesiydi net kuvvet ve cisim yatayda hareket ettiğine göre yatayda da F ve Fs var ve ikisi zıt yönlü olduğu için net kuvvet evet F eksi Fs olacaktır. Çarpı gidilen yolda x olduğu için net iş bize bunu verecektir. Doğrudur. 2. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş cismin enerjisini azaltmıştır. Bunu zaten söylemiştik biraz önce konuyu anlatırken. 3. Yapılan işin yönü artı x yönündedir. Yapılan işin yönü iki tane kuvvet olduğu için bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Bir sistemin iş yapabilme yeteneği olarak enerjiyi söyleyebiliriz. Yani enerji cismin iş yapabilme yeteneği demektir. Cisim üzerine iş yapıldığında cisme de aynı zamanda bir enerji aktarılmış olur. Cismin enerjisi ise aktarılan enerji kadar değişecektir. Bu olayı açıklayan teoreme iş enerji teoremi denir. Yani yapılan iş cismin enerjisindeki değişim kadardır. Buradaki işi net kuvvet çarpı x olarak enerji değişiminde cismin son eksi ilk enerjisi olarak alırsak F net çarpı x E son eksi E ilk olarak denklemi yazabiliriz. Güç ise bir işin birim zamanda yapılma hızıdır. Örneğin iki kişi aynı işi yapıyor olsun. Birinci kişi 2 dakikada, diğeri 4 dakikada yapıyor olsun. O zaman birinci kişinin daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Daha kısa sürede yaptığı için gücü formülü olarak yazarsak yapılan iş bölü işin yapılma süresi olarak söyleyebiliriz. Yapılan işi cismin enerji değişimi olarak yani delta E olarak yazmak da mümkün arkadaşlar. O halde güç P ile gösterilecek olursa
İş bölü süre ya da enerji değişim bölü süredir. İş burada joule'dü birim olarak. Süreyi de saniye cinsine alırsak joule bölü saniyede bize gücün birimini verecektir. Watt olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Yine güç de skaler bir büyüklüktür. İkinci örneğimize bir güç sorusu. Bir asansör motoru 120 kilogramlık ağırlığı dakikada 3 metre yukarıya sabit hızda çıkarıyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? G'yi 10 alabiliyoruz. Şimdi güç için iş bölü geçen süre demiştik. İş de yerine cismin enerji değişimi de yazabiliriz demiştik. Cisim sabit hızla çıktığına göre kinetik enerjide bir değişim olmayacak. Ama cisim yukarı çıkarken nesi değişecek? Potansiyel enerjisi değişecek. O zaman bu potansiyel enerji değişimi bana yapılan işi de vermiş olacak aynı zamanda. Peki cismin potansiyel enerjisi ne kadar değişecek? MGH'tan 120, G'yi 10 alıyorum. 3 metre yukarı çıktığına göre çarparsam 3600 joule bir enerji değişimi var. O zaman iş yerine yani enerji değişimi yerine 3600 yazacağım. Bölü ne kadar sürede yapıyordu bunu? Dakikada yani 60 saniyede 60'a böleceğim. Bu durumda cevap 60 watt çıkacaktır. Yani birinci öncülümüz ne oluyor arkadaşlar? Doğru oluyor. Asansör motorunun gücü 60 watt'tır. Doğrudur. 2. Güç temel büyüklüktür. Güç temel bir büyüklük değildir arkadaşlar. Türetilmiş bir büyüklüktür. İş ve zamanı kullanarak yapıyoruz, buluyoruz değil mi? İşin zamana bölümü. O yüzden bunu geçiyoruz. 3. Sabit hızla yük yükselirken ipteki gerilme 1200 Newton'dur. Sabit hız ne demek arkadaşlar? Kuvvet dengesi var demek değil mi? Kuvvet dengesi de cismin yukarı doğru çekerken onu taşıyan ip neyi taşıyacaktır? Cismin ağırlığını o zaman dengelemesi lazım. Cismin ağırlığı da ne kadar? 120 çarpı 10'dan 1200 Newton'dur. O zaman 3 de doğrudur. 2017'de çıkmış bir ÖSYM sorusu. Yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cisme hareketiyle aynı yönde ve doğrultuda uygulanan FD dış kuvvet, hareket yönüne dik doğrultuda ve yukarı doğru FN tepki kuvveti, hareket doğrultusunda ama ters yönde FS sürtünme kuvveti etki ediyor. Cisim yatay doğrultuda belirli bir miktar yer değiştirme yaptığına göre FD, FN, FS kuvvetlerinin hangileri fiziksel anlamda iş yapar? Fiziksel anlamda iş yapması için ne olması gerekirdi arkadaşlar? Kuvvetle yolun birbirine paralel olması lazımdı. Yatay doğrultuda yer değiştirdiğine göre o zaman yatay kuvvetler iş yapacaktır. Kimdir onlar? Dış kuvvet ve sürtünme kuvveti. Şimdi enerji çeşitlerini inceleyelim arkadaşlar. Birinci çeşit enerji çeşidimiz kinetik enerji. Kinetik enerjiyi dönme ve öteleme kinetik enerjisi diye iki kısımda inceleyebiliriz ama burada bizim inceleyeceğimiz sadece öteleme kinetik enerjisi yani cismin sadece ilerlemesinden yataydaki hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Öteleme kinetik enerjisi öteleme hareketi yapan cismin kütlesi ve hızından dolayı sahip olduğu enerjisidir ve 1 bölü 2 mv kare olarak formülize edilir arkadaşlar. Potansiyel enerji de burada göreceğimiz kısmı yerçekim potansiyel enerjisi olacaktır. Yerçekim potansiyel enerjisi de cismin konumundan yani yüksekliğinden dolayı sahip olmuş olduğu enerji. Cismin ağırlığına mg dersek, yere olan yüksekliğine de h dersek, mg çarpı h bize potansiyel enerjisinin değerini verecektir. Formülden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar, aynı yükseklikteki cisimlerden kütlesi büyük olanın potansiyel enerjisi büyük olacaktır. Ya da aynı kütleli cisimlerden yüksekliği fazla olanın potansiyel enerjisi yine büyüktür diyebiliriz. Şekil 1'de cisim yukarı doğru çıkartılıyor. Demek ki potansiyel enerjisi ne yapıyor? Artıyor. Şekil 2'de ise cisim aşağıya doğru indiriliyor. Yani potansiyel enerjisi ne yapıyor? Azalıyor diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü örneğimizde cisimleri iplerle asmış. X, Y ve Z cisimleri yere olan yüksekliklerini de belirtmiş. Cisimlerin potansiyel enerjileri eşit olduğuna göre şu durumda diyor. İplerdeki gerilme kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Cisimlerin potansiyel enerjilerini eşit diyelim formül olarak birbirine. X'in ağırlığına mx çarpı g diyebilirim. Mx g çarpı yere yüksekliği 4h eşittir. Mg çarpı 2h o da eşittir. Mzg çarpı 3h diyebiliriz.
H'ları ve G'leri götürürsek arkadaşlar eşitliklerde 4 tane MX'in 2 tane MY'ye, onun da 3 tane MZ'ye eşit olduğunu gördük. Yani kütle olarak en büyük bu eşitliklere göre Y olmalı. Sonra Z, en küçük olan kütle de X olmalıdır. İpler de X, Y ve Z'yi taşıdığına göre o zaman en fazla ip gerilmesi kimde olacaktır? Y'de, sonra Z'de, en az ip gerilmesi de X'de olmalıdır arkadaşlar. Cismin kinetik ve potansiyel enerjisinin toplamı da mekanik enerji olarak isimlendirilir. Yani toplam enerjisi demektir mekanik enerji. Eğer ortamda sürtünme yoksa arkadaşlar, yani sürtünme kuvveti sıfır kabul ediliyorsa mekanik enerji korunur. Fakat şu olabilir. Cismin kinetiği azalıyordur ama azalan kinetik potansiyele dönüşüyordur ya da tam tersi kinetiği artıyordur. Potansiyel azaldığı için azalan potansiyel kinetiğe dönüşüyor olabilir. Birbirine dönüşüm olabilir ama toplamda korunacaktır. Eğer ortam sürtünmeli ise mekanik enerji korunmayacaktır. Yani cismin enerjisinde bir azalma, toplamda bir azalma göreceğiz. Bunun sebebi de sürtünmeden dolayı cismin enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesinden kaynaklanır arkadaşlar. Beşinci örneğimiz bir yorum sorusu. Ahmet okul çıkışı apartmanına geldiğinde eve çıkmak için asansöre biniyor. Asansör yukarı yönlü sabit hızla hareket ederken Ahmet aşağıdaki çıkarımlarda bulunuyor. Buna göre Ahmet'in çıkarımlarının hangileri doğrudur? 1. Yere göre potansiyel enerjim artmaktadır. Doğrudur çünkü yüksekliği artıyor. 2. Sabit hızla yükseldiğim için kinetik enerjim sabittir. Bu da doğrudur çünkü hız sabit. Dolayısıyla değişmeyecek kinetik enerji. Mekanik enerjim sabittir. Mekanik enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Kinetiği sabit ama potansiyel arttığı için mekanik enerjisi artacaktır arkadaşlar. Altıncı örneğimizde KLM kaplarının taban alanları 2S, 2S ve S, sıvıların içerideki yüksekleri 2H, H ve 2H verilmiş. Öz kütleleri de sıvıların kapların içerisinde şekilde yazılmış. Buna göre sıvıların potansiyel enerjileri EX, EY, EZ arasındaki ilişki nedir? Potansiyel enerji MGH'dan bulacağız arkadaşlar. H olarak yüksekliği burada sıvıların orta noktalarının yere olan yüksekliğini alacağız. Homojen kabul ettiğimiz için sıvıları. O halde ağırlıklarını bulalım. Yani kütlelerini bulalım. D çarpı V'den bulacağız. V de hacim yani taban alanı çarpı yükseklik. Birinci kapta 2S çarpı 2H'dan 4SH, 2D ile de çarparsam 8SH'lık bir kütlesi var. İkincisinde 2S çarpı H hacmi 4 ile çarparsam 8SH yine yapacaktır kütlesi. Üçüncü M kabında S çarpı 2H hacmi 2D ile çarparsam 4SH kütlesi olur. Yani K'nın kütlesine, içerideki sıvının kütlesine 2M desem, L'nin de kütlesi 2M olacak. M'nin kütlesi ise bunların yarısı olduğu için 1M olacaktır. K'daki potansiyel enerji 2M çarpı G çarpı sıvının orta noktasının yere yüksekliği 1H. Bu X'in potansiyelini verir. Y için 2MG yine gelecek. Sıvının orta noktasının yüksekliği H bölü 2. Bu da Y'nin potansiyelidir. Z için de MG çarpı sıvının orta noktasının yere yüksekliği H. Bu da Z'nin potansiyeli demektir. Burada ikiler birbirini sadeleştirirse MGH, yani Y ile Z birbirine eşit çıkar. X ise bunlardan daha fazla potansiyel enerjiye sahiptir arkadaşlar. Yedinci örneğimizde eğik düzlemin alt ucunda bir cisim var. Sürtünme katsayısı sabit olan sürtünmeli eğik düzlemde durgun haldeki M kütleli cisme F1, F2 kuvvetleri şekildeki bir etki ediyor. Cisim kuvvetler etkisinde eğik düzlemde x kadar yukarı yol alıyor. Buna göre net işin artması için 1, 2, 3 işlemlerin hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi net iş dediğimiz neydi arkadaşlar? Net kuvvetin yaptığı işti. Yani net kuvvetle gidilen x yolu. O zaman net işin artmasını istiyorsam ben cisme etki eden net kuvveti arttırmalıyım ya da yolu arttırmalıyım. Ama yolla alakalı bir öncülümüz yok. O zaman net kuvvetle alakalı bakacağız. Cisme etki eden net kuvvetler kimler? Hareket yönünde F1 kuvveti var.
harekete zıt yönde F2 kuvveti var. Bir de sürtünmeli yol olduğu için harekete zıt yönde FS dediğimiz sürtünme kuvveti var. O zaman cismin net kuvveti F1 eksi F2 eksi F sürtünme kuvveti olacaktır. Sürtünme kuvveti de cisme etki eden yer tarafından gelen tepki kuvvetiyle katsayının sürtünme katsayısının çarpımıdır. Yani K çarpı N. Buradaki N dediğimiz cismin ağırlığının yere gelen bileşeni. O da MG eğim açısını alfa dersek kos alfa olacaktır. Yani KMG kos alfa olarak yazabiliriz. Peki öncülere bakalım. F1 kuvveti artırılmalı. F1'i artırırsam buradaki değer artacaktır. Yani net kuvvet artacaktır. F1 arttığında net kuvvet artacağına göre o zaman net iş de artmış olacaktır arkadaşlar. Yani işimize yarayacaktır. 2. F2 kuvveti artırılmalı. Eksi F2 konumunda olduğu için F2'nin artması net kuvveti azaltır. O zaman net iş de azalır. Yani işimize yaramaz. 3. Cismin M kütlesi azaltılması. Cismin M kütlesini azaltırsak sürtünme kuvvetinin değerini azaltmış oluruz. Eksi FS konumunda olduğu için sürtünmenin azalması net kuvveti artırır. Yani net iş artmış olur. Bu da işimize yarayacaktır arkadaşlar. Kütleleri sırasıyla Z büyük, Y büyük, X ilişkisi bulunan kendi içinde türdeş X, Y, Z cisimlerinin potansiyel enerjileri arasındaki ilişki nedir? Şimdi bunlar kendi içinde türdeşse X'in simetrik olduğu için iki parça birbirine kütle merkezi tam ortasında. Y de düz bir silindir konumunda olduğu için kütle merkezi tam ortasında fakat Z'nin kütle merkezi tam orta yüksekliğinde değil. Biraz yukarı doğru genişlediği için onun kütle merkezi daha yukarıda bir yerdedir. Potansiyel enerji ağırlıkla yere olan yüksekliğin çarpımıydı. Ağırlık olarak kimin ağırlığı büyük? Z'nin kütlesi büyük olduğu için ağırlığı da büyüktür. Hem ağırlığı büyük hem de yere olan yüksekliği büyük olacağı için o zaman potansiyeli en büyük olan kim olacaktır? Z olacaktır. X ve Y'nin yere olan yükseklikleri eşit fakat Y'nin kütlesi daha büyük olduğu için Y'nin potansiyel enerjisi X'ten daha büyüktür arkadaşlar. 2010'da çıkmış bir ÖSYM sorusu. Yarıçapları birbirine eşit, türdeş, KLM dik silindirlerinin yükseklikleri H, 2H ve 3H olarak verilmiş. Silindirler şekil 1'deki konumdan 2'deki konuma getirildiyse yere göre potansiyel enerji için ne söylenebilir? Şimdi K'dan başlayalım. K neredeydi? Yukarıdaydı. Yani kütle merkezinin yere yüksekliği fazlaydı. Ama şimdi nasıl? Yere daha yakın. O zaman MGH'dan K'nın ağırlığı değişmemiş olabilir ama yere yüksekliği azaldığı için potansiyel enerji de ne yapacaktır arkadaşlar? Azalmış olacaktır K'nın potansiyeli. L tam tersi yere olan yüksekliği ne yaptı? Arttı. O zaman potansiyeli arttı. M'ninkisi de yine yere olan yüksekliği ilk duruma göre arttığı için onun da potansiyeli artmıştır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 10. örneğimizde sürtünmelerin ihmal edildiği bir eğik düzlem üzerinde M kütleli cisim serbest bırakılıyor. Bu andan itibaren enerji zaman grafikleri aşağıda çiziliyor. Potansiyel enerji, kinetik enerji ve mekanik enerjinin zamana bağlı değişim grafikleri. Grafiklerden hangileri doğru çizilmiş olabilir? Sürtünme ihmal dediğine göre mekanik enerji korunacaktır. Yani cisim aşağı inerken toplam mekanik enerjisinde bir değişme olmaması lazım. O zaman 3 doğrudur arkadaşlar. Zamanla aşağı inerken mekanik enerji hep sabit değerde kalmalı. Peki neydi mekanik enerji? Kinetik artı potansiyel. Cisim aşağıya doğru inerken yüksekliği azaldığı için potansiyel enerjisi azalacaktır. Fakat bu azalma düzgün olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü aşağı inerken yüksekliği düzgün zamanla azaltmayacak. Sabit hızla inmiyor. Aşağı indikçe hızlanacak. Bu da aynı yüksekliği her seferinde daha kısa zamanda alacak demektir. Yani parabolik bir azalma olması lazımdı potansiyel enerjide. H parabolik azalacağı için şöyle bir grafik çıkması gerekirdi. O yüzden bunu doğru kabul edemiyoruz. Kinetik enerjide aşağıya doğru hızlanacağı için artacaktır ve 1 bölü 2 m v kare yani hızın karesine bağlı olarak değişeceği için parabolik bir artış olmasını bekleriz. O zaman 2 de doğru olabilir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacaktır.
11'de fizik laboratuvarında Elif eşit hacimli XYZ küreleriyle aşağıdaki deney düzenini hazırlıyor. Elif aşağıdaki çıkarımlarda bulunuyor. Buna göre Elif'in çıkarımlarının hangileri doğrudur? 1. XYZ cisimlerin mekanik enerjileri eşittir. Şu an cisimlerin mekanik enerjisi sadece potansiyel enerjileri kadardır. Çünkü cisimler orada durduğu için kinetikleri yok. Ve cisimlerin potansiyel enerjileri de eşit değildir arkadaşlar. Çünkü MGH'tan bakarsak yükseklikleri aynı ama ağırlıkları eşit değil. 3M, 2M ve M verilmiş. Potansiyelleri eşit olmadığı için mekanik enerjileri şu an eşittir demiyoruz. O yüzden bunu geçiyoruz. 2. İpler kesiminde cisimler yere aynı hızla çarparlar. Sürtünmeyi laboratuvar ortamında sıfır kabul edersek arkadaşlar, o zaman mekanik enerji korunacak. Yani şu H yüksekliğindeki mekanik enerji neyse yere çarparkenki mekanik enerji de o olacak. Peki H yüksekliğinde mekanik enerji neydi? Sadece potansiyeldi. Yani MGH. Eşit olmalı yere çarparken, yani yere geldiğinde sadece kinetikleri var. Yani 1 bölü 2 M ve kareye dönüştüreceğiz. Kütleler birbirini götürecek. 2'yi de karşı tarafa atarsak 2GH ve kare eşit olacak. Yani yere çarpma hızı bu durumda kütleden ne oluyor arkadaşlar? Bağımsız olmuş oluyor. Yükseklikle orantılı olarak gidecek. Aynı yükseklikten bırakıldığına göre yere çarpma hızları da ne olacaktır? Eşit olacaktır. Doğrudur. 3. Cisimler yere çarptıklarında cisimlerin kinetik enerjileri eşittir. Şimdi aynı hızda çarpacaklar dedik. Fakat kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 m ve kare, yani kütle girecek. Birincisi için 1 bölü 2 m ve kare olacak. İkincisi y için 1 bölü 2 2 m ve kare olacak. Z için ise 1 bölü 2 3 m ve kare olacak. Yani yere çarpma kinetik enerjileri eşit olmayacaktır arkadaşlar. 12'de yine bir eğik düzlem üzerinden K noktasından M kütleli bir cismi serbest bırakıyoruz. Cisimler L, bu cisim daha doğrusu L, M ve N'den sırasıyla V, 2V ve 3V hızlarıyla geçiyor. KL arasında sürtünmeye harcanan enerji W1, LM arasında sürtünmeye harcanan enerji W2, MN arası ise sürtünmesiz. Buna göre W1'in W2'ye oranı nedir? KL arasında sürtünme varsa o zaman kaybettiği potansiyeli aşağı inerken H kadar, yani MGH kadar potansiyel kaybetti. Kaybedilen bu potansiyel bir kısmı sürtünmeye, bir kısmı da kinetiğe gitmiştir. Yani MGH eşittir W1 sürtünmeye harcanan artı son eksi ilk kinetik enerjisi, yani 1 bölü 2 M ve kare eksi 0. İlk enerjisi çünkü 0 kinetik enerjisi. O zaman direkt 1 bölü 2 M ve kare diyebiliriz. L'den M'ye gelirken yine bir MGH kadar enerji kaybediyor potansiyel. Bu da o aradaki sürtünmeye artı L ve M arasındaki kinetik enerji değişimine gidecek. M'de dikkat edin 4V kare gelecek. L'de 1V kare. Fark alırsak 1 bölü 2 M 3V kare kadar bir kinetik kaybetmiş olacak. Pardon, kazanmış olacak. N'den M'ye gelirken, M'den N'ye gelirken de arkadaşlar yine MGH kadar potansiyel kaybetti ama burada sürtünmesiz demişti. Dolayısıyla kaybettiği potansiyelin hepsi neye dönüştü? N ve M arasındaki kinetiğe dönüştü. Yani 3V'nin karesini alırsam 9V kare, eksi 4V kare dersem direkt 1 bölü 2 M 5V kareye dönüşmüş oldu arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi MGH olduğuna göre o zaman eşitliklerin sağ taraflarını birbirine eşitleyebiliriz. Yani şu kısımları birbirine eşitleyebiliriz. Hepsi 1 bölü 2 m 5v kareye eşit olursa W1 bu durumda ne çıkmalıdır arkadaşlar? 1 bölü 2 mv kare vardı zaten. 1 bölü 2 m 4v kareye eşit olmalıdır. W2 de burada 1 bölü 2 m 3v kare vardı. 5v kareden çıkarırsak 1 bölü 2 m 2v kareye eşit olmalıdır. Taraf tarafı oranlayalım. Oranlarını istiyordu. M'ler ve kareler 1 bölü 2'ler giderse 4 bölü 2'den oranımız 2 çıkacaktır. Kendi içinde türdeş K cismi şekil 1'deki gibi dengedeyken ters çevrilerek şekil 2'deki konuma getiriliyor 13. örnekte. Buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi kendi içinde türdeş bu ama alt kısım 3 parça, üst kısım 1 parça. Yani alt kısım daha geniş olduğu için toplam kütle merkezi yukarıda daha
geniş olan kısımda. Yani tam yüksekliğini ortadan ikiye bölersek tam orta yükseklikte değil. Geniş olan kısım içerisinde. Yani yere yüksekliğe şuraya h dersek bir h'tan az. Şimdi ters çevirirsen kütle merkezi ne yapmış oldu o zaman arkadaşlar? Yukarı çıkmış oldu. Şimdi bir h'tan daha fazla olmuş oldu. O zaman potansiyel enerji mgh ise mg'si değişmedi ama h arttığı için potansiyel enerjisi ikinci durumda artmış oldu. Öncülere bakalım. Karesinin potansiyel enerjisi artmıştır. Doğru. 2. Karesinin basınç kuvveti artmıştır. Katı bir cisim yere ağırlığı kadar basınç kuvveti uygular ve cismi şu an ben bir konumuna da koysam ağırlığı kadar kuvvet var. İki konumuna da koysam ağırlığı kadar kuvvet var. Dolayısıyla basınç kuvveti değişmemiştir arkadaşlar. 3. Yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılmıştır. Yapılan iş enerjideki değişim demiştik. Cismin potansiyel enerjisini artırdık. Yani E son eksi E ilk bir sıfırdan büyük bir değer var. O zaman enerjide bir artış yaptığımıza göre bir iş yapılmıştır. Ve şu an yaptığımız iş de yer çekimine karşı yapılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Sürtünmeli düşey bir duvarımız var 14. soruda. K cismi F kuvvetinin etkisi altında ve sabit hızıyla aşağıya doğru iniyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğru? Şimdi cismi aşağıya doğru çeken ağırlığı var. Normalde ağırlığından dolayı aşağıya doğru hızlanması gerekirken sabit hıza inmesinin sebebi yukarı doğru onu dengeleyen sürtünme kuvveti var. O da sürtünme katsayısı K çarpı duvara dik gelen F kuvveti. Ve şu an Fs kuvveti Mg'ye eşitmiş ki net kuvvet sıfırmış. Nereden anladık bunu arkadaşlar? Çünkü cisim sabit hızla gidiyor diyor. Net kuvvet sıfır olmadan cisim sabit hızla hareket etmez. Buna göre 1. Yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş sürtünmeye harcanan enerjiye eşittir. Evet, kuvvetlerin değeri birbirine eşit ve zıt olduğu için kuvvetin yaptığı işle sürtünmeye harcanan birbirini götürmüş olmalı ki cisim ne yapsın? Aşağıya doğru sabit inebilsin. 2. Cismin mekanik enerjisi sabittir. Değildir arkadaşlar. Çünkü cisim aşağı doğru sabit hızına inerken kinetiği değişmiyor ama potansiyeli ne yapıyor? Azalıyor. O yüzden toplam enerji sabit diyemiyoruz. 3. Cismin kinetik enerjisi artar diyor. Yanlış. Çünkü sabit hızla indiğini zaten söylemiş. Sürtünmesiz yatay düzlemlerde 2M ve M kütleli cisimler ilk hızsız K ve S noktalarının harekete başlıyorlar. Biri 2F ile çekiliyor, biri F ile çekiliyor. Cisimlerin L ve T noktadaki kinetik enerjileri oranı kaçtır? Yapılan iş enerjideki değişime eşittir diyeceğiz. Yani son eksi ilk enerji. İlk başta cisimlerin enerjilerini sıfır alıyoruz. Çünkü kinetik enerjileri yok, ilk hızsız. Cisimler yatayda hareket ettiği için potansiyel enerji değişimi zaten yok bunlarda. O yüzden bakmadık. Enerji değişimi olarak sadece kinetik enerji değişimine bakacağız. İlk kinetik enerjileri de sıfır olduğu için o zaman yapılan iş direkt neyi verecek bana zaten? Son durumdaki yani L ve T'deki kinetik enerjini. Peki işi yapanlar kim? 2F ve F kuvvetleri. Başka da kuvveti yok zaten hareket doğrultusunda. Birincisinde yapılan iş 2F çarpı 2X. Bu bana cismin 2M kütleli cismin L'deki kinetiğini verecek. İkincisinde yapılan iş F çarpı 3x. Bu da ikinci cismin T'deki kinetik enerjisini bana verecek. Zaten bunların oranını istiyordu. Taraf tarafı oranlarsak oran 4 bölü 3 çıkacaktır. Evin balkonunda arabaları ile oynayan 4 yaşındaki İhsan M kütleli oyuncak arabasını ve sıfır hızıyla balkondan aşağı atıyor. Oyuncak araba zemine ve hızıyla düştüğüne göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Burada enerji konumunu kullanacağız arkadaşlar. İhsan arabayı ilk atarken arabanın kinetiği var. İlk hızından dolayı bir de potansiyeli var. Yani 1 bölü 2 m ve 0'ın karesi var. Artı bir de mgh var. Bu eşit olmalı. Yere düştüğünde sadece yer seviyesini potansiyelin sıfır olduğu seviye kabul edecek olursam sadece kinetiği var. Yani sadece 1 bölü 2 m ve kare eşitlenecek. Dikkat edersek kütle parantezini aldığımızda kütleler birbirini ne yapıyor? Götürüyor. Dolayısıyla yere çarpma V hızı arabanın kütlesine bağlı değil. H yüksekliği formülde var, bağlı. Ve sıfır ilk atılma hızı yine formülde var. Buna da bağlı arkadaşlar.
Sürtünmesiz bir ortamda M ve 2M kütleli iksir cisimleri şekildeki gibi iplerle birbirine bağlı olarak tutuluyor. Cisimler serbest bırakıldıklarında 2M kütleli Y cismi K seviyesine indiğine göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi Y cismi K seviyesine indiğinde potansiyel enerji kaybeder. Ne kadar? 2MG çarpı H kadar kaybettiği potansiyel enerji vardır. Sürtünmesiz ortam dediği için bu enerji kaybolmayacaktır. Cisimlere sistem iple bağlı olduğu için X ve Y bir bütün olarak da davranacak. Bunlar iki cisme de kinetik olarak kaybolan potansiyel dönüşmüş olacak. Yani 2MGH X ve Y'nin kinetiği olacaktır. Burada X cisminin potansiyeli değişmiyor. Çünkü Y cismi H kadar aşağı inerken X de yatayda H kadar gidiyor. Yatay seviyede ilerlediği için potansiyelinde bir değişme yok. Yani sadece Y'nin potansiyelinde bir azalma var. Ve bu azalan 2MGH potansiyel Y cismi buraya V hızıyla geldiğinde X de aynı V hızına sahip olacak. Çünkü aynı zamanda aynı yolu alıyorlar. Aynı iple bağlı oldukları için. 2MGH kaybolan potansiyel bir X'e gidecek. 1 bölü 2 M V kare olarak bu X'in kazandığı kinetik. Artı 1 bölü 2 2m v kare olarak da y'nin kazandığı kinetiğe dönüşmüş olacak. Yani dikkat edersek 1'e 2 oranı var bu enerjilerde. O zaman 2mgh'ı 3 parçaya böleceğim. 2mgh 3, 2mgh bölü 3, yine 2mgh bölü 3. Bu 3 parçanın bir tanesi x'e kinetik oldu. 2 tanesi de y'ye kinetik olmuş oldu arkadaşlar. Öncüllerimize bakalım şimdi. X cisminin kinetik enerjisi 2 bölü 3 MGH kadardı. Doğru. 3'te 2'si buraya gitmişti. Y cisminin mekanik enerjisi azalmıştır. Şimdi Y cisminin ne kadar mekanik enerjisi kayboldu? 2 MGH değil mi? Potansiyel olarak 2 MGH kayboldu. Peki ne kadarı bu kaybolan kendisine geri döndü? 4 bölü 3 MGH'ı. Yani toplamda aslında enerjisi kaybolmuş oldu. Bu da doğrudur arkadaşlar. 3x ve y cisminin kinetik enerjileri eşittir. Kinetik enerjinin zaten eşit olmadığını gördük. 1'e 2 oranı var demiştik. O yüzden bu şıkkı geçiyoruz. K noktasında durmakta olan M kütleli cismi F kuvveti x yolu boyunca L noktasına kadar uygulanacak eğik düzlem üzerinde. Cisim L noktasından EK kinetik enerjisiyle geçecek. Şimdi cisim ilk başta durduğu için ilk başta kinetik enerjisi nedir? Sıfırdır. Son kinetik enerjisini de EK demiş. EK kinetik enerjisini arttırmak istiyoruz. Bunun için 1, 2, 3 işlemlerinin hangilerini yapabiliriz tek başına? Cisim aşağı inerken bir potansiyel kaybediyor MGH. Bu kaybettiği potansiyel zaten kinetiğe dönüşüyor. Bir de F kuvveti hareket yönünde bir iş yaptığı için ekstra enerji kazandırıyor. Yani MGH artı F çarpı X cismin son durumdaki nesi olacak? Kinetik enerji durumu olacak. İlk başta kinetik enerji sıfır olduğu için ikisinin toplamı direkt son durumdaki kinetik enerjiyi bize vermeli. Peki biz EK'nın artmasını istiyoruz. Yani son durumdaki kinetik enerjinin artmasını istiyoruz. Buna göre öncülere bakalım. Bir, F kuvveti arttırmalı. Olur. F kuvveti artarsa buradaki toplam enerji artacağı için K'daki son kinetik de artmış olur. İki, M kütlesi azaltılmalı. M kütlesini azaltırsak o zaman buradaki değerler azalacaktır. MGH potansiyel enerji kütleye bağlı olduğu için o zaman bu işimize yaramaz. 3 H yüksekliğini artırmalı. H artarsa buranın toplamı artacağı için kinetik enerji L'deki artmış olacaktır arkadaşlar. Başlangıçta durmakta olan X cismine sabit F kuvveti 2T süre boyunca uygulanıyor. Cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibi yatay düzlem sürtünmesi olduğuna göre 1, 2, 3 yargıların hangileri doğrudur? Cismin ivmesi zamanla değişmiyor, sabit. O zaman hız düzgün artıyor demektir. Yani şöyle bir hız zaman grafiği yapabiliriz. Başlangıçta durduğu için hızı sıfırdan başlatıyorum. İlk T sürede düzgün olarak hızını V'ye çıkardığı düşünürsek, ikinci T sürede de hızını düzgün olarak yine 2V'ye çıkarmış olmalıdır arkadaşlar. Öncüllerimize bakalım. Cismin T andaki kinetik enerjisi E ise 2T andaki 4T'dir. T anında kinetik enerji 1 bölü 2 M V karedir. V hız demiştik. Buna E dersek 2T anında 1 bölü 2 M 2V'nin karesinden 4 V kare olur. Ve bu da 4 E demektir. Yani birinci öncülümüz doğru olur. 2. Cisim mekanik enerji kazanmıştır. Evet, enerjisi artıyor.
Yatayda gittiği için potansiyeli değişmiyor ama kinetiği artıyor. Mekanik enerjide ikisinin toplamı olduğu için kinetiğin artması mekanik enerjiyi de artırdığı anlamına gelir. 3 0T zamanında güç P ise T2T aralığında 3P'dir. Şimdi 0T arasında güç neyle bulunuyorduk arkadaşlar? Yapılan iş bölü geçen süre ya da enerji değişimi bölü geçen süre. Enerji değişimine dikkat edersek 0T arasında ilk enerjisi durmakta olduğu için 0, son enerjisine de E demiştik kinetik enerjisi. Yani E eksi 0 bölü geçen süre T, buna P demiş. T2T arasında enerji değişimi 2T'de 4T enerjisi var dedik. T anında da E kadar enerjisi var dedik. Bölü geçen süre yine T. Yani 3E bölü T ve ilk baştakinin 3 katı olacaktır. O zaman 3P'dir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yatayda durmakta olan bir cismin hızını 2V'ye çıkarmak için yapılması gereken iş 2W'dur. Çizelim. Bir cismimiz var durmakta, yani ilk hızı 0. Biz bunun hızını şöyle gelirken 2V'ye çıkartıyoruz. Ve bunun için 2W iş yapıyoruz. Neydi yapılan iş? Enerjideki değişim. O zaman enerjisi kütlesine M desek 1 bölü 2 M 4V kare olacak son durumda. İlk enerjisi zaten 0. Yani direkt 1 bölü 2 M 4V kare eşittir 2W diyebiliriz. Sonra 2V'den 4V'ye devam ediyor. Şimdi hızı 4V'ye çıkacak. Yeni durumda bu aralıktaki enerji değişimi de 1 bölü 2m 16v kare eksi 1 bölü 2m 4v kareden, yani 1 bölü 2m 12v kare olur. Bunun için yapılacak iş ne kadardır diyor. X diyelim buna. Taraf tarafa oranlarsak 1 bölü 2m'ler gider ve kareler gider. 4 bölü 12 1 bölü 3 olur. 2w bölü x. X bu durumda 6w kadar iş yapılması demektir arkadaşlar. X, Y, Z cisimlerinin kütleleri sırasıyla M, 2M ve 3M. Bu cisimler yerden VX, VY, VZ hızlarıyla atılıyor yukarı doğru. Cisimler kendi maksimum yüksekliklerine çıkana kadar yer çekimi kuvvetine karşı yapılan işler WX, WY, WZ arasındaki ilişki nedir? Şimdi X cismi 2H yüksekliğine çıktığı için M çarpı G çarpı 2H kadar bir ne yapmıştır? Yer çekimine karşı iş yapmıştır. Y de kütlesi 2M'ydi. 2MG çarpı 2H, yani 4MGH kadar yer çekimine karşı iş yapmıştır. Z ise 3MGH kadar yer çekimine karşı iş yapmıştır. O zaman en fazla yer çekimine karşı işi Y, sonra Z, en az ise X yapmıştır diyebiliriz. Yatayda M kütleli cisme sabit F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Noktalar arası mesafeler eşit. Cisim T1 anında L'de, T2 anında M'de, T3 anında ise N noktasında oluyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Cismin ilk hızı sıfırmış. Buna dikkat edelim. Şimdi hız zaman grafiğine bakarsak T1 anında neredeydi? L'de. Yani L'ye geldiğinde hızı neymiş? V'ymiş. T2 anda N'de, yani pardon M'de, yani buradaki hızı da V. T3 anda N'de, yani N'deki hızı kaç V? 3V. Peki yollar eşit mesafe olduğu için her bir aralıkta kuvvetin yaptığı işler birbirine eşit ve F çarpı X kadar mı? Evet. O zaman sürtünme olmasaydı cisimlerin her bir aralıkta enerji değişimleri eşit olacaktı. KL arasında cismin enerjisi 1 bölü 2 m v kare eksi ilk enerji 0 olduğu için eksi 0 dersem 1 bölü 2 m v kare kadar değişmiş. LM arasında m'deki hızı yine 1 bölü 2 m v kare, l'deki hızı da yine 1 bölü 2 m v kare geleceği için enerjisi 0 değişmiş. Daha doğrusu kinetik enerjisi 0 değişmiş. MN arasında enerji değişimi 9 v kare eksi v kareden 1 bölü 2 m 8 v kare kadardır. Şimdi KL arasında eğer sürtünme olmasaydı MN kadar enerjinin değişmesini, yani 1 bölü 2M 8V kare kadar değişmesini beklerdim. Halbuki onun 8'de 1'i kadar değişebilmiş. Demek ki KL arasında bir sürtünme var. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. LM arasında zaten kuvvet iş yaptığı halde cismin enerjisinde bir hiç artış olmaması demek yolun kesinlikle sürtünme olduğunu bana gösteriyor. LM aralığı sürtünmelidir. 2 de doğrudur.
3. Cismin N'deki kinetik enerjisi. Yani N'de hızı neydi? 3 ve N'deki kinetik enerjisi 1 bölü 2 M 9 V kare. Bu EN. L'deki kinetik enerjisinin 9 katıdır. L'deki kinetik enerjisine 1 bölü 2 M V kare. Bu da EL. Evet, 9 katı mıdır? Matematik olarak 9 katıdır arkadaşlar. O da doğrudur. Muzaffer sabit F kuvvetiyle G ağırlıklı cismi yukarı doğru çekiyor. Herhangi bir anda cismin kinetik enerjisi potansiyel enerjisinin 3 katı olduğuna göre F kuvveti G'nin kaç katıdır? Herhangi bir an dediği şurada bir yer olsun arkadaşlar. H kadar yukarı çıksın. Hızı da V olsun burada. Kütlesine de M diyelim. Şimdi burada kinetik enerjisi potansiyelin 3 katı olacak diyor. Yani 1 bölü 2 M V kare eşitmiş 3 tane MG H'a. Muzaffer F kuvvetiyle cismi H kadar yukarı çıkartınca cismi hem kinetik kazandırdı hem de potansiyel kazandırdı. Bu ikisinin toplamı neye eşit olacak? Yaptığı işe eşit olmuş olacak. Yani kuvvet çarpı gidilen yola eşit olacak. Peki buradaki kinetiği 3 MGH yazabilir miyim verdiği eşitliğe göre? Yazabilirim. O zaman kinetik yerine 3 tane MGH yazarsam H kadar yukarı çıkınca potansiyelde MGH arttı. O zaman toplamda enerji değişimi 4 MGH oldu. Bu da yapılan işe eşit olacak. Yani F çarpı H'a. Yani F kuvvetimiz 4 MG kadar olmalı. MG dediğimde cismin ağırlığı olduğu için cismin ağırlığının 4 katı kadar olmalı arkadaşlar. 2D yoğunluklu X cismi ile D yoğunluklu Y sıvısı şekildeki gibi. X cismi sıvı yüzeyinden yavaşça bırakıldığında X cisminin hareketi süresince sıvının potansiyel enerjisi E'ye ve X cisminin potansiyel enerjisi EX nasıl değişir? Cismin öz kütlesi sıvıdan büyük. Bıraktığımda ne yapacak? Dibe inecek ve dibe aşağıya doğru indikçe ne olacaktır arkadaşlar? Yükseklik azalacağı için X'in potansiyeli azalacaktır. Y ise cisim tamamen içeri girdikten sonra ya da girene kadar da olabilir. Yükselecek. Yani cisim aşağı indikçe Y'nin sıvının kütle merkezi de yukarı doğru çıkacaktır. Bu durumda yüksekliği artacağı için kütle merkezinin potansiyel enerjisi artacaktır arkadaşlar. Şekildeki düzenekte makara ağırlığı M kadardır. 2M kütleli cismi H kadar yukarı çıkarmak için F kuvvetinin yaptığı iş kaç MGH'tır? Şimdi buradaki cismi H kadar yukarı çıkarırken hareketli makara olduğu için makara da H kadar yukarı çıkıyor. Ve makara kütleli olduğu için makaraya da iş yapılması lazım. O zaman cismin ve makaranın toplam enerji değişimi bize neyi verecek? Kuvvetin yaptığı işi verecek. Toplam 3M kütlesi cisimle makara aynı yüksekliğe çıkacağı için 3MG çarpı H diyebilirim yapılan iş için. Bu da kuvvetin yaptığı iş olmalı arkadaşlar. X ve Y asansör motorları sırasıyla 4G ve 2G ağırlıklı cisimleri sabit hızlarla H ve 4H yüksekliklerine T ve 2T sürede çıkaracak. Asansör motorlarının yaptıkları işler WX, WY, güçleri ise PX, PY arasındaki ilişki nedir? Yapılan iş cisimlerin enerjilerindeki değişim kadar. Bunlar sabit hıza çıktığı için sadece potansiyelleri değişecek. O zaman X'te yapılan iş 4G çarpı H yüksekliğe çıktığı için 4GH'tır. Y'de yapılan iş ise 2G çarpı 4H'tan 8GH'tır. Yani Y'de yapılan iş X'ten daha büyük çıkar. Güç ise yapılan iş bölü geçen süreydi. Yani PX 4GH bölü T, PY de 8GH bölü 2T. Sadeleştirirsem bu da 4GH bölü T çıkacaktır. X ve Y'nin güçleri birbirine eşittir arkadaşlar.